Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Evet, bugünkü konuğumuz bir sihirbaz ama web sihirbazı. Evet. Evet, web sihirbazı Sayın Devrim Türkmen yanımızda. Aynı zamanda firmamızın adı da web sihirbazı ve hemen bu sihirbazı tanımak istiyoruz biz, Tabii buyurun. Ki. Web sihirbazı bir platform aslında, bir firma değil, marka daha çok. Ben bu markanın e, yaratıcılarından biriyim. Evet. Aynı zamanda e, içerik geliştiricilerimiz var e, dünya çapında. Bunlardan bir tanesi de e, Servet Bey. E, onun dışında da birçok arkadaşımız arka planda yazılım geliştirici olarak çalışmakta. Webservazı kişilerin kendi sitesini kendisinin yapabileceği e, açık bir platform. Evet. E, yeni nesil içerik yönetim sistemi de diyebileceğimiz e, kişilerin Sitelerini istedikleri gibi düzenleyip içeriklerini girebileceği ve sipariş alabileceği birçok şeyi oluşturabileceği kişisel sitelerden firma sitelerine kadar kurumsal firmalardan derneklere konfederasyonlara kuruluşlara kadar birçok kuruluşun yararlanabileceği güzel bir altyapı yazılımı Evet. Ee, bu altyapıya yazılım diyebiliriz değil mi? Tabii ki web tabanlı bir yazılım. Evet. Bununla daha çok kişiler web tabanlı yazılım ihtiyaçlarını çözmüş oluyorlar. Evet harika. Böylece e-ticaret sitelerine aslında e ciddi bir katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Tabii ki. Doğru mu? Tabii ki. Hem sipariş hem satış konusunda e o konu ürün. Üreticileri de faydalanabilmekte bu yazılımdan. Evet. Ürün üreticileri dediniz. Bunu biraz açabilir miyiz? Yani, E-Ticaret sitesinden aynen. öncesinde e, herhangi bir kuruluşta verileri toplamak adına ya da verileri kontrol edebilmek adına ya da bir takım ürünleri kontrol edebilmek, siparişleri yönlendirebilmek evet. adına kullanılabilir bir yazılım mıdır? Tabii ki. E, kişilerin ürettikleri ürünler e, her ne kalem olursa ya da hangi sektörden olursa olsun fark etmiyor. Bunların istenilen takdirde fiyatları, adet miktarları, stok miktarları girilebiliyor. Sepete ekleme mantığıyla sipariş alabiliyorlar ya da e-ticareti aktif ederek de online kapıda ödeme seçeneği veya satış seçeneğiyle satış yapabiliyorlar. Evet. Bu da iki platforma ayrılmış oluyor. Biri satış, biri sipariş. Her iki çalışma sistemiyle de çalışabiliyorlar. Sistem buna açık. Evet harika. Peki web sihirbazının içerisinde sıralama nedir? Ne şekilde başlanıyor bu yazılıma ve ne şekilde yönlendirilebiliyor? Hı -hı. Ya da şöyle sorayım sorumu ben. Tabii. Her firma kendine göre bu yazılımı adapte ederek istediği şekilde kullanabiliyor mu? Tabii ki çok cüz'ü rakamlara alıp kullanabilecekleri çok basit paketlerimiz de var. Çok gelişmiş paketleri de var. Biz bunları başlangıç, profesyonel, sipariş, ürün gibi belli paket özelliklerine göre isimlendirdik. Bu da web sitemizde mevcut. Fakat bunun dışında isterlerse sektörel, işte dernekler, ticaret odaları, sanayi odaları... Odalar ve Borsalar Birliği gibi, evet. e, onun dışında emlak, rentekar şirketleri, otel rezervasyon sistemleri e, gibi e, sektörler de sektörel paketlerden faydalanabiliyorlar. Eğer uymayan bir paket, bizim ürettiğimiz bir paket mevcutta yoksa az önce de bahsettiğimiz gibi istenen ekstra özellikleri katabiliyor, ilave edebiliyor, bir üst pakete geçebiliyor ya da bize proje bazlı isteklerini sunuyorlar. Biz ona göre o sistemi üretip kendilerine sunuyoruz. Harika diyoruz. O zaman şöyle toparlayabilir miyiz bu yeni nesil içerik yönetim sistemini 6 ana paket üzerinden hareket edilmekte evet. yani satın alabiliyoruz evet. Bizler kullanıcı olarak evet. bunlar başlangıç paketimiz standart evet. paketimiz evet. profesyonel paketimiz kurumsal paketimiz evet. ürün paketimiz evet. portal paketimiz evet. artı iki daha var Bu da e-ticarete yönelik bir yazılım sistemimiz evet. Bir de e-sektörel var. Evet. Bu da yine sektörel bazda istenilen e kriterler, veriler toparlanarak Kesinlikle. ya da özel yazılım, e özel bilgiler toparlanarak sunuluyor. Doğru mudur? Doğrudur. Çok güzel açıklarınız. Harika. Aktarınız. Harika. Estağfurullah. <laughs> ee, anladığımı söyledim. Evet. Demek ki siz çok, çok... güzel anlatabiliyorsunuz. <laughs> ederim, ve sağ Çok da güzel bir e, yazılım, çok güzel bir sistem evet. ortaya çıkartmışsınız. Hemen şu soruyu yönlendireceğim. Gaziantep, e, Güneydoğu Anadolu'nun sanayi konusunda en gelişmiş ili. Doğru Doğrudur. Mudur? Doğrudur. Tabii ki. Evet. Peki bu konuda daha çok talepler hangi sektörlerden geliyor ve şu ana kadar bu paketlerinizi kimlere 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 yani hangi sektörlere verdiniz? Evet. Aslında biz bu web servizini 97'de projelendirdik. Fakat isim hakları ve patent işlemleri sürdüğü için 2007'de patentlendirebildik Türk Patent Enstitüsü'nden. 2007 yılında e, altyapı yazılımına başladık ve 2008 gibi web sirbazının ilk versiyonlarını hayata geçirdik. O dönemde biz 300'ün üzerinde bir paket satışı gerçekleştirdik. Fakat 2008'in sonunda e, teknoloji değişti, ihtiyaçlar değişti. Buna göre tekrardan yapılandırıldı. Ek bir modül olarak çıkartıldı, piyasaya sunuldu, sunuldu. En son 2015'te yeni nesil web sirbazı olarak Piyasaya geçen aylarda altyapısını hazırlayarak sunduk ve yeni yeni şu an birçok firmaya tabii ki görüşmelerimiz oldu ve satışlarımız oldu. Sektör kısıtlaması aslında yanlış olur fakat ağırlıklı tabii ki bir sanayi bölgesinde çıkış olarak düşündüğümüzde fabrikalar Evet oldu. Onun dışında tekstilciler oldu, halıcılar evet. vesaire oldu. Evet Dernekler çok aktif olarak kullanıyor çünkü çok gelişmiş bir sistem olduğu için. Onun dışında oteller, hastaneler ve rezervasyon sistemi gibi işte emlak ya da rentakar şirketleri ağırlıklı tercih ediyor. Ama bizim için sektör fark etmiyor. Hangi sektörden olursa olsun uymayan paketimiz dahi olsa özel proje olarak üretip sunabiliyoruz. Böyle bir esnekliğimiz var. Şunu da açayım. Biz tabii ki fikirler Yerelden doğdu ama e, evrensele doğru gitti. E, dünya çapında şu an web sirbazı yurt dışında da kullanılıyor. E, dil sorunumuz yok. Yönetim paneli de dahil olmak üzere istenilen dilde hazırlanıp sunulabiliyor. Aynı zamanda müşterilerimizin özel isteğine göre de e, 25-30 dilde web sirbazı e, otomatik olarak e, sisteme kurulmakta. Ve birçok dil seçeneğiyle mobil uyumlu olaraktan. E, mobilden de yönetebiliyor aynı zamanda harika e, haber sistemimiz de mevcut bu arada harika. editörlerimiz de e, artık biliyorsunuz mobil yaygınlaştığı için evet. cep telefonundan kendi kullanıcı adı şifresiyle girerek e, belli yetkiler dahilinde e, haber paylaşabiliyor güncel verileri paylaşabiliyor blog yazabiliyor gibi çok daha teferruatlı özellikler var harika e, aynen izleyenlerin sitemizi bir ziyaret ederek e, incelemesini tavsiye ederim bu arada satışı direkt biz yapmıyoruz. Evet. Bayilik sistemimiz var. Bayilikler üzerinden satılıyor. Sitemizde de zaten bayilerimiz mevcut. Evet. Bayilere de siteniz üzerinden ulaşılabilir. Şimdi bir Aynen. önceki konuya ben dönmek istiyorum. Aslında siz e, sektörel bazda yapmış olduğunuz bu çalışma içerisinde yazılım çalışması içerisinde bir anlamda bir açık pazar, bir açık fuar da oluşturmuş durumdasınız. Kesinlikle. Eğer ki şahıslar ya da firmalar eee bloklara yazılar blok hazırlayabiliyorlarsa, evet, yazılar zaten. yazabiliyorlarsa, bir şey paylaşabiliyorlarsa Sektörler arası bir sosyal ağ da kurmuş oluyorsunuz, Kesinlikle. doğru mu? Kesinlikle tabii tabii. Mesela derneklerimiz ya da federasyonlarımız bunu yapıyorlar. Web siteleri üzerinden kendi platformlarını oluşturuyorlar. Orada mesajlaşıyorlar kendi içlerinde. Duyuru paylaşabiliyorlar, haber paylaşabiliyorlar, etkinlik paylaşabiliyorlar. Fotoğraf ya da video paylaşabiliyorlar. Birbirlerine mesaj ataraktan duyuru yapabiliyorlar ya da özel mesajlaşabiliyorlar gibi birçok dediğimiz gibi şu an bahsedemediğimiz zamanımızın yeterli olmadığından dolayı açıklayamadığımız çok daha teferruatlı projelerini üretebiliyorlar. Evet harika gerçekten de işte buna hayran kalıyorum teknoloji çağında teknolojiyi bu kadar güzel kullanabilmek insanın emrine amade hale getirebilmek Kesinlikle. ayrı bir yetenek ayrı Tabii bir ki. bilgi başarı diye düşünüyorum bunun dışında hemen şunu sormak istiyorum yurt dışında da bu yazılımı kullanan kullanıcılarımız var dediniz şimdiye evet. kadar yurt dışı derken kimlere gönderdiniz? Evet. Nerelere gönderdiniz? Bugün programda olmasını beklediğimiz ama bazı nedenlerden dolayı olamayan Erhan Bey dış ticaret uzmanımız. Evet. Kendisi Almanya'dan Danimarka'ya kadar öncelikli olarak Avrupa ülkelerine daha sonra Rusya, Kanada Amerika olmak üzere Hollanda'da dahil birçok ülkede tabii ki geçmişi de eski olmasına dayanıyor biraz. Satışımız gerçekleşmiş durumda ve şu anda da yeni nesil web sihirbazı içinde görüşmelerimiz ve satışlarımız devam ediyor. Harika diyorum. Sağ Bu arada dışarıdaki yabancı ülkelerdeki Türk yatırımcılarımız da bu yazılım, bu yeni yönetim sistemiyle birlikte işlerinde daha da farklı bir potansiyel kazanmışlardır diye düşünüyorum. Düşünsenize program Türkçe ve siz her verinizi, her dönenizi Türkçe olarak kullanabiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz, takip Kesinlikle. edebiliyorsunuz Kesinlikle. cep telefonunuzdan da. Aynen. Gerçekten cep de telefonu, tablet, teknoloji. mobil cihazların tamamından verileri güncelleyebiliyorlar 7/24. Aynı zamanda da istedikleri gibi de platformu değiştirebiliyorlar, güncelleyebiliyorlar. Harika. bu sistemle birlikte belki de ithalat, ihracatta bile çok farklı deneyimler yaşanabilir. Tabii şu şekilde oluyor orada daha çok avantajlar. Sipariş sistemimiz olduğu için birçok firma eski metotla fax, telefon, form gibi şeyler, mail form üzerinden sipariş alıyorlardı eskiden. Şimdi direkt kendi istedikleri şeyleri, formları kendileri web bazıyla üreterekten o form üzerinden siparişlerini alabiliyorlar. Ne kadar güzel. Tabii ki çok ciddi bir ekip işi, ekip başarısı tabii ki, tabii diyorum. Ki, kesinlikle. Ee, kaç kişilik bir ekibe sahipsiniz? Şu... Ya aslına bakarsanız bugüne kadar ki emek veren insan sayısı çok fazla oldu, yazılımcı sayımız çok fazla Ama oldu. Ama mutlak suretle bir kemik kadro var. Tabii ki bir kemik kadro var. Genel olarak reklam vesaire de olmak üzere kemik kadroda 10 kişiyiz şu an için. Ama yurt dışından da geliştiricilerimiz var. Onlardan da proje bazı işler geldiğinde destek alıyoruz ya da ek yoğunluk olduğunda destek alarak çözüm üretiyoruz yine. Harika. Hemen aklıma şu soru geldi ki daha çok yazılımı kullanan bu sistemi kullananların da aklına gelecektir bu. Evet. Sistemi yükledik. Evet. Yani ana merkezimize bu sistemi yükledik. Tekstil evet. sektöründeyiz. Evet. İşte stoğumuzu, gelenleri evet. gidenleri her şeyi kontrol evet. ediyoruz. Evet. Renkleri, iplikleri şunları bunları evet. kumaşları. Evet. Ama... Yeni bir şey eklendi. Biz de bünyemize yeni bir şey kattık. Evet. Ve sistemin içerisinde bunun da olmasını istiyoruz. Evet. Bunu kendimiz yapamıyoruz. Teknik desteği ne kadar süreyle sizden alabiliyorlar ya da böyle bir hizmetiniz var evet. mı? Evet. Şimdi biz şunu yapıyoruz zaten müşterilerimize şu kolaylığı sağlıyoruz. Bayilerimiz aracılığıyla çalıştığımızdan bahsetmiştik. Zaten bayilerimiz bunların eğitimini almış durumda. Satışını da onlar yapıyor. Desteğini de onlar veriyor. Aynı zamanda içerik güncellemesini de firmayla anlaşmalı şekilde kendileri yapabilmekte. Onun dışında eğer yazılım konusunda destek almaları gerekiyorsa ya da ek modül yazılması ya da ek bir işlem yapılması veya sıfırdan yeni bir proje üretilmesi gerekiyorsa zaten bu talebi bize iletiyorlar. Biz yoğunluğumuza göre bir süre veriyoruz müşterilerimize. O süre zarfı içerisinde kesinlikle tamamlanmış oluyor. Ve güzel bir soruya değindiniz. Aslında biz web bazında hani eskiden programlar olurdu, setup edersiniz, evet. yüklersiniz. Artık bu mantık zorlaştığı için insanlarımız teknik konuda bilgisi olmayan insanlar da bulunduğu için biz direkt sistemi zaten yükleyerek ve eğitimini vererek teslim Tam ediyoruz. Tam onu soracaktım aslında. Sistemi yükledik, satın aldım. Evet. Ama e, hiçbir şey bilmiyorum. Sistemi nasıl evet. kullanacağıma dair bir şey bilmiyorum. Aynen. Bu eğitim kim tarafından veriliyor ve süresi nedir? Eğitimde başarılı olamadım ya da e, evet. çok kalabalık bir personele sahibim. Evet. Her bir birimin kullanması gereken sistem içerisinde ayrı ayrı bölümler var. Evet e, Biz şunu yapıyoruz. E, tabii ki bahsettiğiniz gibi bazı e-ticaret sitelerinde özellikle spesifik çalışmalarda ya da özel haber, magazin gibi departmanlarda çok daha spesifik çalışıyorlar. Birden fazla kişi, işte az önce editörden falan bahsettik. Onlara tabii ki yetkisi dahilinde eğitimler veriliyor ayrı ayrı kaç kişi kişiyse. Ve diyelim ki personel ayrıldı daha sonra tekrar bir şey gerekti, eğitim gerekti. Evet. Onun için de tekrar eğitim takviyesi yapıyoruz. Eğitimle ilgili bir sınırlamamız yok zaten. Müşterimiz ne zaman talep ederse ne kadar talep ederse e, bayilerimiz de eğitime gidiyor. Spesifik şeylerde çalışmalarda da biz gerekirse ekip olarak gidip eğitimlerini tamamlamış oluyoruz. Harika. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Sistemimizin e, yazılımımızın ömür boyu arkasındayız Kesinlikle. teknik olarak. Kesinlikle ve zaten web sitemizde de online eğitimlerimiz, tanıtım videolarımız e, ve sıkça sorulan sorular gibi bölümlerimiz de mevcut. Ayrıca destek talebinde de bulunaraktan bizden soru yanlış şeklinde destek de alabilmekteler. Harika. Peki sitemizi ziyaret etmek isteyenler ki eminim şu an itibariyle birçok izleyici sitemizi ziyaret etmek evet. isteyecek. Site adresimiz gerçi yazmakta ama evet. bir de sizden site adresimizi alabilir miyiz? Hemen e, sitemizi ziyaret etmek isteyenler bu bilgilere ulaşsınlar. Tabii ki www.websirbazı.com.tr Harika. www.websihirbazı.com.tr'den evet. size ulaşabilirler evet. diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Rica vermiş olduğunuz bilgiler için ve aynı zamanda yeni nesil içerik yönetim sistemini de hayata geçirdiğiniz için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili işkolik izleyicileri bir programımızın daha sonuna geldik. Hoşçakalın.